Herkese merhaba. Karşılaştırmalı Almanca kanalına hoş geldiniz. Almanca A1 seviyesi kelime ezberleme konusunun 3. videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar Almanca'da kelimeleri ezberlerken kendi içerisinde gruplandırarak ezberliyoruz. Bunların birincisi nomen yani isimler, ikincisi verben yani fiiller, üçüncüsü de andere yani diğer kelimeler yani zamir sıfat ve zarflar. Arkadaşlar Almanca ilk iki videomuzda da isimler konusunu işlemiştik. Bu videomuzda da Almanca'da A1 seviyesinde en sık kullanılan isimlere devam edeceğiz. İsimleri ezberlerken dikkat etmemiz gereken iki husus var. Birincisi isimler Almanca'da her zaman artikelleriyle birlikte ezberlenmeli. İkincisi çoğul halleriyle birlikte ezberlenmeli. Arkadaşlar artikeller bize neden lazım daha sonra gramerde kelimeleri cümle içerisinde doğru kullanmamız açısından bize lazım. Çoğul halleri de Almanca'da Türkçedekinden farklı olarak birden fazla çoğul eki vardır. Hangi kelimenin hangi çoğul eki aldığını bir kuralı yoktur. Aslında vardır ama istisnalar çok olduğu için bunları ezberlemek her zaman daha faydalı oluyor. Almanca çoğul eklerini ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları beraber bir okuyalım. E N nin, es, bu e, apostroflar arkadaşlar denden gibi duru, duran e, işaret arkadaşlar noktaları ifade eder. Yani e, tekil bir isimin içerisinde kalın ünlüler var iken çoğul isme e, çoğula dönüştüklerinde kalın ünlü incelir. Yani Nokta alır. A, E'ye dönüşür. O, Ö'ye dönüşür. Bu onu işaret ediyor. Yani bu şekilde kelimenin içerisindeki kalın ünlüler incelebilir. Kalın ünlüler incelebilir. Kelimenin sonuna E gelebilir. Kalın ünlüler incelebilir. sonun Kelimenin sonuna R takısı gelebilir. Ve e, son olarak arkadaşlar kelimenin sonuna S takısı gelebilir. Şimdi örneklerimize geçelim. İlk kelimemiz arkadaşlar der ausweis yani kimlik. Kimlikler die Ausweise. Passaport, der Pass. Passaportlar, die Pässe. Tren, demiryolu, die Bahn. Demiryolları, die Bahnen. Tren istasyonu, der Bahnhof. Tren istasyonları, die Bahnhöfe. Ana istasyon, der Hauptbahnhof. Ana istasyonlar, die Hauptbahnhöfe. Avlu, der Hof Avlular. di Höfe Tramvay di S-Bahn Tramvaylar di s -bahn. Metro di U-Bahn Metrolar di u bahnen Tren der Zug Trenler di Züge Taksi das Taksi. Taksiler di Taxis Yer der Platz yerler die Plätze park yeri der parkplatz park yerleri die parkplätze yol der weg yollar die Wege hareket saati der Fahrplan hareket saatleri die Fahrpläne yolcu der Fahrgast yolcular di fargeste. Yolcu der pasajir. Yolcular di pasajire. İki tane kelime kullanıyor. İkisini bir arada vermek istedim arkadaşlar. Bunlardan pasajir Fransızca bir sözcüye benziyor. ancak der far e, Almanca bir kelimedir. İkisini bir arada vermek istedim. Her ikisi de kullanılıyor. bilmemiz açısından. Yön Die Richtung, yönler, die Richtungen. Rota, die Strecke. Rotalar, die Strecken. Biz de biraz daha güzergah diyoruz. Yani A noktasından B noktasına biz güzergah diyoruz. Ama Almanca die Strecke deniyor. Geçiyoruz. Şehir merkezi, das Stadtzentrum. Şehir merkezleri, die Stadtzentren. Bu da arkadaşlar iki şekilde kullanılıyor. Şehir merkezi, die Stadtmitte. Şehir merkezleri, die Stadtmitten. Bunlardan arkadaşlar Stadtmitten Almanca bir kelime iken Stadtzentrum, Zentrum İngilizce bir kelimedir. İkisi de kullanılıyor. Bu şekilde bazen zinonim eş anlamlı kelimeler diyoruz arkadaşlar. Yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimeler. Bunları da bir arada vermeye gayret ediyorum. Her ikisini öğrenmemiz açısından. Şehir haritası arkadaşlar der Stadtplan. Şehir haritaları die Stadtpläne. Almanca'da harita için arkadaşlar plan kelimesi kullanılmaktadır. Geçiyoruz şehir turu die Stadt rundfahrt. Şehir turları die Stadt rundfahrtın. Bilet das Ticket, biletler die Tickets. Bilet die Fahrkarte, biletler die Fahrkarten. Bu da arkadaşlar ticket İngilizce bir kelime. Ancak Almanca'da ticket daha çok uçak biletleri için kullanılıyor. Fahrkarte ise e, yolculuk kartı anlamına geliyor. E, trenlerde, e, tramvaylarda, otobüslerde far kartı, uçak için ticket e, kelimesi kullanılıyor. Böyle küçük bir ayrımı da var. Ancak ticket İngilizce bir kelimedir. Almanca e, far kartı deniyor. Geçiyoruz. Günlük bilet, die Tages kartı. Günlük biletler, die Tages kartın. Aylık bilet, die Monats kartı. Aylık biletler, Die Monats kartın Yıllık bilet Die yarız kartı Yıllık biletler Die yarız kartın Kavşak Die Kreuzung. Kavşaklar Die Kreuzungen. Trafik lambası Die Ampel. Trafik lambaları Die Ampeln. Lamba Die Lampe. Lambalar Die Lampen. Bilgi Die Auskunft. Bilgiler, die Auskünfte bilgi die Information bilgiler die Information yine arkadaşlar aynı anlama gelen iki kelime bunlardan information İngilizce bir kelime Almancası Auskunft kelimesidir. Geçiyoruz otel das Hotel oteller die Hotels pansiyon die Jugendherberge pansiyonlar die Jugendherbergen Pansiyonlar arkadaşlar, die Jugendherberge, Almanya'da otellerden daha ucuz, birden fazla kişinin bir arada kalabildiği e, pansiyonlardır. Geçiyoruz. Kilise, die Kirche, kiliseler, die Kirchen. Cami, die Moschee, camiler, die Moscheen. Banka, die Bank, bankalar, die Banken. ATM, der, Geldautomat. ATM'ler Die Geld Cari hesap Das Giro Cari hesaplar Die Giro Maaş veya bordro içerik manasında kullanılan bir kelime Das Gehalt Bordrolar Die Gehalta Postane Die Post Postaneler Die Posten Posta pulu Die Briefmarke posta pulları Die Briefmarken Kutlama Das Fest Kutlamalar Die Feste Kutlama De Feier Kutlamalar Die Feiern Burada arkadaşlar ikisi de kutlama manasında kullanılıyor. Fayer daha e, Fest biraz daha büyük çaplı e, kutlamalar için kullanılıyor. E, fest kelimesi e, biz de kullanıyoruz festival şeklinde arkadaşlar. Festival kelimesinin köküdür aslında arkadaşlar. E, bu iki kelime de e, eş anlamlı kelimelerdir Almanca'da diyebiliriz. Party. Die Party. Partiler. Die Parties. Düğün. Die Hochzeit. Düğünler. Die Hochzeiten. Davetiye. Die Einladung. Davetiyeler di Einladungen. hediye, das geschenk, hediyeler, di geschenke, doğum günü, der Geburtstag, doğum günleri, di Geburtstage, şans, das Glück, bunun çoğu yok arkadaşlar, tebrik, der Glückwunsch, tebrikler, di Glückwünsche, daha çok iyi dilekte bulunma manasında kullanılıyor arkadaşlar bu kelime. Balkon, der balkon, balkonlar, di balkonu, duş, di duşu, duşlar, di duşun, banyo, das bat, banyolar, di beda, küvet, di badıvanı, küvetler, di badıvanın, mutfak, di küşü, mutfaklar, di küşün. Oturma odası das Wohnzimmer Oturma odaları die Wohnzimmer Yatak odası das Schlafzimmer Yatak odaları die Schlafzimmer Salon der Salon Salonlar die Salons Mobilya die Möbel Mobilyalar die Möbel Bahçe der Garten Bahçeler di garten, garaj, di garaja. garajlar, di garajın, depo veya ambar manasında kullanılan Almanya'da bütün apartmanların evlerin e, alt katlarında olan ve fazla eşyaları koydukları yerin ismi arkadaşlar, derkela, depolar, di kela, merdiven, di treppe, merdivenler, di treppen, çocuk parkı der Spielplatz çocuk parkları die Spielplätze taşınma der Umzug taşınmalar die Umzüge nakliye firması die Umzugsfirma nakliye firmaları die Umzugsfirmen kira die Miete kiralar die Mieten erkek kiracı der Mieter erkek kiracılar Dimeter. Bayan kiracı Dimiter'in. Bayan kiracılar Dimiter'inin. Erkek emlakçı der makla. Erkek emlakçılar di makla. Bayan emlakçı di maklerin. Bayan emlakçılar di maklerin. Burada ee, çoğulunu yazmayı unutmuşum arkadaşlar. Bayan emlakçılar olması gerekiyordu. Bazen öyle ufak tefek hatalar oluyor gözden kaçan. Bundan dolayı kusura bakmayın. Geçiyoruz arkadaşlar. Ee, kiraya veren kişi erkek der femite. Erkek kiraya verenler di femite. Ee, kiraya veren bayan. di femiterin. Kiraya veren bayanlar di femiterinin. Geçelim arkadaşlar. Ee, erkek ev sahibi mül sahibi kişiyim der Eigentümer e, ev sahipleri di Eigentümer herhangi bir şeyin sahibi der bezitse. herhangi bir şeyin sahipleri di bezitse. deposito di kaution Depozitalar, di kaution'ın e, Almanya'da e, kiralar arkadaşlar sıcak ve soğuk olmak üzere ikiye ayrılıyor e, soğuk dediğimizde işin içerisinde ek ücretler yoktur bir de ek ücretler geldiğinde sıcak diye tabir ediliyor. Bu ek ücretler d cost'un olarak ifade ediliyor ki bunun tekili yoktur. Çünkü d de cost'un dediğinizde birden fazla ücret vardır. İşte çöp vergisi ve benzeri şeyler. Bu nedenle bunun tekili yoktur. Ek maliyetler, ek ücretler şeklinde d cost'un şeklinde kullanılıyor bu kelime. Geçiyoruz. Çöp, dermül. Bunun da arkadaşlar çoğuluğu yok. Çöp kutusu di mültönü, çöp kutuları di mültönün. Elektrik der strom. elektrikler di ştröme. Anahtar der schlüssel, anahtarlar di schlüssel. Gürültü der lärm. Bu e, kelimenin de arkadaşlar çoğuluğu yok gürültüler şeklinde e, tekil olarak kullanılmaktadır. Geçiyorum. Sessizlik, di ru. Bu kelime de arkadaşlar yine tekil olarak kullanılmaktadır. Kreş der kindergarten. Kreşler di kindergarten. İlkokul die grundschule. İlkokullar die grundschulen. Ortaokul di mittelschule. Ortaokullar di mittelschulen. Temel lise di hauptschule. Temel liseler di hauptschulen. Anadolu Lisesi di real Schule. Anadolu Liseleri di real Schule. Aslında bunun tabi real Schule arkadaşlar Anadolu Lisesi demek değil ama ben bu keli okulları Türkiye'deki okullarla eşleştirerek neye denk geldiklerini yazıyorum. Yani 3 e, lise var. Hauptschule, Real Schule ve Gimnazyum. Türkiye'deki temel lise Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi'ne denk geliyor bu şekilde e, anlayabilmemiz açısından hangi okul tam olarak nedir? Bu şekilde e, yazdım. Fen lisesi, das Gymnasium, fen liseleri di Gymnasium. Ortak okul e, diye bir kelime var arkadaşlar. Di Die Gesamtschule. Bu da normalde bu okulların her birisi ayrı ayrı binalarda eğitim verirse isimlerini söylüyoruz. Das Gymnasium veya işte Hauptschule veya e, e, real shulu. Ama bunların e, bu tür okullar aynı binanın içerisinde ise bu sefer onlara gezant şurlu deniyor. Gezant ortak demektir arkadaşlar. Ortak alanı kullanan bu farklı okullar için kullan e, kullanılıyor bu kelime. E, ortak okul di gezant şurlu, ortak okullar di gezant şulun. Not e, ya da puan di notu, notlar di notun. Diploma, das Diplom, diplomalar, die Diploma. Diploma, der Abschluss, diplomalar, die Abschlüsse. Burada da arkadaşlar das Diplom ile der Abschluss okulu bitirdikten sonra alınan belge olarak eş anlamlı kelimeler şeklinde kullanılıyor. Geçiyoruz. Eğitim. Die Ausbildung. Eğitimler. Die Ausbildungen. Meslek eğitimi, die Berufsausbildung. Meslek eğitimleri, die Berufsausbildungen. Eğitim sistemi, das Bildungssystem. Eğitim sistemleri, die Bildungssysteme. Evet arkadaşlar bu şekilde bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Bu arkadaşlar A1 seviyesinde en sık kullanılan isimlerle ilgili yapmış olduğumuz 3. videoydu. Her videoda yaklaşık 100 kelimeyi işledik, anlattık arkadaşlar. Yani bu 3 videoyu e, birden fazla birkaç defa izlediğinizde arkadaşlar yaklaşık 300 e, isim, fiil ve diğer kelimelerle ilgili daha video yapmadık ama bu 3 videoyu izlediğinizde arkadaşlar yaklaşık 300 kelimeyi e, hem artikülleriyle hem de e, çoğul halleriyle ezberlemiş olacaksınız. E, arkadaşlar konuyla ilgili diğer videolarımız da ekranda. Bunların hepsini bir arada izlemeniz sizin için faydalı olacaktır. Bir sonraki videoda yine bu konuya devam edeceğiz. Tekrar yeni bir videoda karşınızda oluncaya kadar hepinize sağlık, sıhhat ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.